Usura d'oro. Merhaba sevgili izleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, nasihat etmek önemli bir şey. Yani nasihat ede ede mesela çocuklar büyür. Büyüklerinin nasihatleriyle hayatlarına bir şekil verirler. Din konusunda da, din bilgileri konusunda, din nasihattir diye bir hadis-i şerif mi vardı? Evet, evet. Dinin nasihat diye evet, bir hadis-i şerif var. Yani öyle de bir hadis-i şerif var. Dolayısıyla bunun önemi de Peygamber Efendimiz tarafından bizzat bildirilmiş. Şimdi, dolayısıyla fayda veren bir şey bu. Bu nasihati peki nasıl yapmalı? Yani her önüne gelen, her önüne gelene nasihat ederse olur mu? O bildirilen nasihate uyulmuş olur mu yani? Bunun şekli şemali nedir? Nasıl yapılması lazım? Şimdi Mustafa Bey, öncelikle Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de meal olarak müminlere nasihat et, onların nefsi nasihat dinler buyuruyor. Bu bir. İki, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam et dinun nasihat buyuruyorlar. Evet. Din nasihattır buyuruyorlar. Nasihatın da özellikleri, hususiyetleri, nasıl yapılması gerektiği, kimden yapması lazım geldiği uzun uzun kitaplarda bildirilmiş. Mesela bu konuda İmam-ı Gazali Hazretleri'nin çok geniş, aynı şekilde insana mutmain edecek şekilde bilgiler verilmiş. Nasihat edecek kimse, yani emir maruf yapacak kimse, bir, o bilgileri çok iyi bilecek. Kontra bir sorusu olduğu zaman cevap verebilecek. Ondan sonra söylediğiyle kendisi amel edecek, kendisi yapacak, yaptıklarını söyleyecek. Çünkü Estağfirullah, limeten kulüne ma la tefhalu. Sadakallah. Ayet-i Kerime'de geçiyor. Yapmadığınız şeyleri niye söylersiniz? Amel etmiyorsun. Onunla aynı şekilde başkasına söylüyorsun. Tesirli olmaz. Tesirli olmaz. Amel edeceksin buyuruyor İmam-ı Gazali rahmetullahi teala aleyh. Ve bir de nasihat evet müminlere tesir eden ama hiç kimse nasihat kabul etmek istemez. Çünkü nefs kendisine bir başkasının bak bu yanlışın var dedirttirmez. Kendisini doğru bilir. Bunun için de nasihat eden kimseye de hakaret eder. Elle bile saldırabilir. Onun için İmam-ı Gazali Hazretleri bunlara da hazır olacak, bunlara dayanması lazım buyuruyor. Nasihat eden kimsenin. Evet. Yoksa camilerde olduğu gibi değil. Kürsüye çıkacaksın, cemaat kuzu gibi böyle dinler gözüküyor. Sen de aynı şekilde yani sepette pamuk bırakmıyorsun, hepsini atıyorsun falan. Ne söyleyen kendisi amel ediyor, ne söylenen daha aynı şekilde tesir oluyor. Ne oldu? Bir anlattı ama ne anlattı? Ne bileyim işte anlattı bir şey. Bir bağırdı, bir çağırdı gibi oluyor artık ondan aynen sonra. Aynen öyle oluyor. Evet. O değil. Hani bazen din büyüklerinin hayatlarını okurken birisi geliyor, efendim diyor, bana nasihat der misiniz? Evladım ölümü unutma buyuruyor, gidiyor. Bu kadar. Onun aynı şekilde kimyasına değişiklik meydana geliyor. Ölümü unutma. Kimyasına değişiklik geliyor. Halleri, hareketleri değişiyor. Ama kendisi unutmuyor ki. O yüzden yani. O yüzden. Evet. Hani İmam-ı Azam Ümmühanif Hazretleri'ne birisi gelmiş. Hani çok kimseyi götürmüş. Çocuğu şekerli şey yiyince zarar veriyor. Birisi nasihat edecek. İmam-ı Azam Ümmühanif Hazretleri 40 gün sonra getirir. 40 gün sonra çocuğa diyor ki yavrum diyor işte üzüm veya da neyse şekerli gıdalar yeme mi diyor. Adam demiş ki ya 40 gün için demiş bu söz için bekledin. O zaman söyleyiversen olmaz mıydı? Buyuruyorlar ki sen çocuğu getirdiğin zaman ben tatlı bir şey yedim. Ağzımda daha o tadı vardı. Söylediğim zaman tesir etmezdi. Ben 40 gündür ağzıma tatlı koymuyorum buyuruyor. Tatlı bir şey koymuyorum buyuruyorlar. Sözün tesirli olması için. Çünkü tesir olmaz bunun. O çocuk da tamam deyip sözü dinlemeye başlıyor yani. Sözü dinliyor ve evet. Bırakıyor. Mesela kitaplarda buyuruyor ki sen Allah-u Teala'ya itaat edersen hanımın da çocukların da insanlar da hayvanlar bile sana itaat eder buyuruyor. Yani şeyin hani bazılar diyor ki efendim sihirli değnek. Sihirli değnek bu. İlaç bu. Çare bu. Bildirilmiş. Sen böyle olursan olur. Evet. İmam-ı Gazali rahmetullahi teala aleyh buyuruyorlar ki insanın kendi nefsine nasihat etmesi konusunda İmam-ı Gazali Hazretleri buyuruyorlar ki onun Dürretül Fahri diye bir kitap var. Hatta Hakikat Kitabı yayınlarının Kıyamet Ahiret diye de tercüme edilmiştir. Orada var bu. Orada deniyor ki İmam-ı Gazali Hazretleri senin nefsin de herkesin nefsi gibidir. Nasihat ona tesir eder. O halde önce kendi nefsine nasihat et. Başkasına değil buyuruyor. Önce kendine. Ve onu azarla. Hatta onu azarlamaktan hiç geri kalma. De ki ona
Ey nefsim, akıllı olduğunu iddia ediyorsun sana ve sana ahmak diyenlere kızıyorsun. Halbuki senden daha ahmak kim var ki? Ömrünü boş şeylerle gülüp eğlenmekle geçiriyorsun. Senin halin şu katile benzer ki polislerin kendini aradıklarını yakalayınca idam edeceklerini bildiği halde zamanını eğlenceyle geçiriyor. Bundan daha ahmak kimse olur mu? Böyle söyle kendine diyor. Ve devam ediyor. Ey nefsim, ecel sana yaklaşmakta. Cennet ve cehennemden biri seni beklemektedir. Ecelin bugün gelmeyeceği ne malum? Var mı öyle bir garanti? Yok. Ya. Bugün gelmezse bir gün elbette gelecek. Başına gelecek şey geldi bil. Çünkü ölüm kimseye vakit tayin etmemiş, gece veya gündüz, çabuk veya geç, yazın veya kışın gelirim dememiştir. Herkese ansızın gelir ve hiç ummadığı zamanda gelir. İşte ona hazırlanmadınsa bundan daha büyük ahmaklık olur mu? Günahlara dalmışsın. Allah-u Teala bu halini görmüyor sanıyorsan kafirsin. Eğer gördüğüne inanıyorsan çok cüretkar ve hayasızsın ki onun görmesine ehemmiyet vermiyorsun. Sonra tövbe ederim ve iyi işler yaparım diyorsan ölüm daha önce gelebilir. Pişman olup kalırsın. Yarın tövbe etmeyi bugün etmekten kolay sanıyorsan aldanıyorsun. Çünkü tövbe geciktikçe zorlaşır ve ölüm yaklaşınca hayvana yokuş önünde yem vermeye benzer ki faydası olmaz. Hayvan yokuşa çıkıyor, önüne sen yem koyuyorsun. Hayvan yokuş mu çıksın, önündeki yemi mi yesin? Belki inandığını fakat sıkıntıya gelemeyeceğini söyleyeceksin. Fazla sıkıntıya dayanamayanların az bir zahmet ile bu sıkıntıyı önlemeleri lazım olduğunu, cehennem azabından kurtulmak için dünyada zahmete katlanmanın farz olduğunu demek ki bilmiyorsun. Bugün dünyanın bir miktar zahmetine dayanamazsan, yarın cehennem azabına ve ahiretteki zillete nasıl dayanacaksın? Nefsine böyle söyle buyuruyor. Para kazanmak için çok zahmet ve aşağılıklara katlanıyor. Hastalıktan kurtulmak için bir gayrimüslim doktorun sözü ile bütün şehvetlerinden, isteklerinden, arzularından vazgeçiyorsun da hakikaten öyle ya. Doktor dedi, yiyemem ben onu. E doktorun da sahibi Allah-u Teala öyle emrediyor. Aa, oraya gelince atlıyor. Vazgeçiyorsun da cehennem azabının hastalıktan, fakirlikten daha acı olduğunu ve ahiretin dünyadan çok uzun olduğunu bilmiyor musun? Ey nefsim, anladım ki dünyanın nimetlerine ve lezzetlerine alışmışsın ve kendini onlara kaptırmışsın. Cennete ve cehenneme inanmıyorsan bari ölümü inkar etme. Bari ölümü inkar etme. Bu nimet ve lezzetlerin hepsini senden alacaklar ve bunların ayrılık ateşiyle yanacaksın. Bunları istediğin kadar sev, istediğin kadar sıkı sarıl ki ayrılık ateşi sevgin kadar çok olur. Uzun uzun biz özet olarak aynı şekilde naklettik. İmam-ı Gazali Hazretleri buyuruyorlar ki önce bunları kendi nefsine söyle. E zaten bunları bir kimse kendi nefsine söyler ve kendi hayatına geçirirse onun hali diğerlerine tesir eder. Lisan-ı hal haline gelir o. Yani haliyle insanlara emir maruf yapar. Ya bu adam yürüyen ölü hakikaten. Yalan demez, gıybet etmez, harama bakmaz, haram yemez. Haram sözde söylemez. Bir şey söylemesine gerek kalmıyor artık. Yani. İnsanlar bakınca onun halini anlıyor. Tabii. Onun için lisan-ı hal, lisan-ı kalden en taktır. Evet. Niye biz mesela ısrarla ehl-i sünnet alimleri diyoruz, evliya-i kiram diyoruz? Onların yaşayışları bile insanlara tesir ediyordu. Yaşayışları, halleri tesir ediyordu. Ve onları görünce otomatik olarak hürmet etmek ihtiyacını hissediyordun. E şimdi de zamanımızda var mesela şeyh geçinen var, ondan sonra ne bileyim din adamı geçinen var, profesörü var, doktora yapmış olanlar var falan var. Ortada hocadan geçilmiyor. Ha, hocadan geçilmiyor ama yani insanlar bunlara saygı göstermiyor. Bir makam sahibi ise efendim falan filan, makam sahibi değilse kimse tınmıyor. Ama mesela Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri makam sahibi falan değildi. Evet. Yahya Efendi Beşiktaş'ta metfun olan zat makam sahibi falan değildi. Ya koca Cihan Sultan'ı ayağına gidiyordu. Şeyin de Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri'nin de aynı şekilde Cihan Sultan'ı ayağına gitmişti. Hatta atına bindirmişti. Sultan arkada yürüdü, o da atta aynı şekilde gitmişti. Peki neydi bunlar? Yani çok mu paralar var? Yok. Hemen bunlar işte hani bir zamanlar bize birisi mektup yazıyordu. Hatay Cumhurbaşkanı sonra kesmedi. Türkiye Cumhurbaşkanı sonra da o da kesmedi. Dünya Cumhurbaşkanı diye mektup yazardı ya etiket hatırlarsan. Evet. Ya Dünya Cumhurbaşkanı falan değil. Böyle bir şey yok ama. Böyle bir şey de değil. Peki onlara hürmet ettiren neydi? Onlar Allah-u Teala'ya kuldu.
Onlar Allah-u Teala'ya kuldu. Dolayısıyla İmam-ı Gazali Hazretleri'nin bildirdikleri ile ve bunlar gibi sözlerle herkes kendi nefsine nasihat etmeli. Nefsini azarlayarak kendi hakkını ödemeli ve nasihate insan önce kendi nefsinden başlamalı. Çünkü efendim onları ben kurtaracağım. Peki sen ne olacaksın arkadaş? Boğulup gideceksin. Cehennem azabı içerisinde boğulup önce gideceksin. Kendinden başlama. Kendini kurtarırsan öbürlerini de kurtarma durumu söz konusu olabilir efendim. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, bugün de Osman Ünlü hocamız önemli bir konuda bize bilgiler verdi. Bir sonraki programda yine sizlerle birlikte olacağız başka bir konuyla. Şimdilik hoşçakalınız. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, namazın dindeki yeri başın vücuttaki yeri gibidir. Namazı doğru kılanın ağaçtan yaprakların döküldüğü gibi günahları dökülür. Şu be. Şevahid-in Nübüvve, Peygamberlik Müjdeleri. Sahib bin Hubeys radıyallahu anh, Emirül Müminin Ömer bin Hattab radıyallahu anh zamanında şöyle anlatmıştır. Vallahi beni Bedr gazasında kimse esir etmedi. Fakat Kureyş müşrikleriyle birlikte ben de kaçıyordum. Beyaz tenli,
uzun boylu bir kimse, gösterişli bir ata binmiş, havada üzerimden yetişti ve beni tutup bağladı. Abdurrahman bin Avf, radıyallahu anh, gelip beni bağlı buldu. Bunu kim bağladı diye bağırarak sordu. Hiç kimse cevap vermedi. Sonra beni Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna götürdü. Resulullah bana, seni kim tuttu ey Ebu Hubeys dedi. Durumu bildirmek istemediğim için bilmiyorum dedim. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem seni meleklerden bir melek tuttu buyurdu. Sonra Abdurrahman bin Avf'a esirini al götür buyurdu. Bu söz hiç hatırımdan çıkmadı. Fakat Müslüman olmam gecikti. Sonunda Müslüman oldum. Bedir vakası olduktan sonra Umeyr bin Vehb el-Cuhami Saffan bin Ümeyye ile bir gün Bedir savaşında uğradıkları hezimeti konuşuyorlardı. Umeyr bin Vehb'in oğlu bu savaşta esir düşmüştü. Saffan, işimiz karıştı, dedi. Umeyr bin Vehb de, doğru söylüyorsun. Bundan sonra yaşamanın tadı kalmadı. Eğer borçlarım olmasaydı ve çoluk çocuğumun perişan olmasından korkmasaydım, Muhammed'i öldürmek için Medine'ye giderdim. Çünkü Muhammed, Medine pazarında yalnız başına dolaşıyormuş ve herkesle konuşuyormuş. Ayrıca oğlum orada esir olduğu için bir bahanem de var, dedi. Bunun üzerine Safvan, borçlarını ben ödeyeyim, çoluk çocuğunun geçimini de üzerime alayım, yeter ki sen bu işi yap, dedi. Böylece anlaştılar. Safvan, Umeyr'in yol hazırlığını yaptı. Kılıcını da bileyip, zehirli su verdi. Umeyr, bu sır aramızda kalsın. Sakın kimse farkına varmasın diye tembih ettikten sonra, Medine'ye gitmek üzere yola çıktı. Medine'ye varınca, mescidin önünde hayvanından inip, bineğini bağlayıp, kılıcını kuşandı. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem, yanına gitmek üzere yürüdü. O sırada Emirül Mü'minin Ömer bin Hattab radıyallahu anh bir cemaat ile birlikte oturuyordu. Umeyr'i görür görmez, bu köpeği tutunuz, o Allah'ın düşmanıdır. Bedir savaşında kavmini bizimle savaşmaya teşvik ediyordu. Bizim ordumuzun az olduğunu kavmine haber veriyordu, dedi. Bunun üzerine onu yakaladılar. Hazreti Ömer, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna gidip durumu arz etti. Resulullah, onu getiriniz buyurdu. Hazreti Ömer, bir eliyle Umeyr'in kılıcının bağını boynuna takıp bağladı ve sıkıca tuttu. Bir eliyle de kılıcın kabzasından tuttu. Böylece Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna götürdü. Ensardan bazılarına da Resulullah'ın önünde oturun ve bunun saldırmasını engelleyin dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu durumu görünce ey Ömer onu salıver buyurdu. Sonra yaklaş ey Umeyr niçin geldin dedi. Oğlum esir olmuştu. Onun için geldim, dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, doğru söyle, doğruyu söylemedikçe kurtulamazsın, buyurdu. O yine esir oğlu için geldiğini söyledi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Saffan bin Ümeyye ile oturup, Bedir savaşının hezimetini konuşmadınız mı? O senin borcunu ve ailenin geçimini üzerine alıp, sen de beni katletmek için gelmedin mi? Sen beni öldürmek için geldin. Fakat Allahü Teala seni maksadına kavuşturmadı, buyurdu. Umeyr bunları işitince hakikati anladı ve sen Allahü Teala'nın resulüsün.
şimdiye kadar cahilliğimden seni inkar etmişim. Zira bu işi benden ve Safvan'dan başka hiç kimse bilmiyordu. Bunu sana ancak Allahü Teala haber verdi ve beni Müslüman olmakla şereflendirdi diyerek Müslüman oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kardeşinize İslamiyetin hükümlerini ve Kur'an-ı Kerim'i öğretiniz buyurdu. Umeyr bir müddet sonra Mekke'ye dönmek üzere müsaade istedi. Mekke'ye döndükten sonra pek çok kimse onun vasıtasıyla Müslüman olmakla şereflendi. İsmail Fakirullah Hazretleri. O, Anadolu'nun en büyük manevi yıldızlarından biridir ki, Fakirullah diye tanınır. 1656'da gelir dünyaya. İsmi İsmail'dir aslında. Soy olarak, Efendimiz Aleyhisselam'ın amcası Hazreti Abbas'a dayanmaktadır büyük veli. Tillo, zamanının en büyük ilim merkezlerindendir ve Allah dostları çoktur o yörelerde. Tillo da babasının vefatıyla onun yerine müderris olur. O, hayatının her saniyesini Rabbinin rızası doğrultusunda geçirmeyi servetlerin en büyüğü bilir. Dahası, nefsini yola getirmek için sıkı riyazetler ve uzun yıllar harcamaz. Büyük evliyaların nazarlarının bereketiyle, içinde alevlenen aşk-ı ilahiyle bunları hiç zorlanmadan yapar. Günbegün manevi olarak yükselir. O, komşuya ziyareti de hiç aksatmaz. Hatta bir akşam bir komşusuna taziye için gider. Daha sonra evden ayrılmak üzere bahçeye çıkar, fakat aniden bir boşlukta bulur kendini. Bir süre düşer aşağılara doğru. Evet, bir boş kuyuya düşmüştür İsmail Fakirullah. 15 metrelik bir kör kuyuya düşmüştür. Fakat Cenab-ı Hakk'ın muhafazasıyla bir yaralanma da olmamıştır. İsmail Fakirullah Hazretleri kuyuda bu sıhhatli haline şükreder ve Cenab-ı Hakk'a sığınır. İşte o anda kuyunun içi genişler, yemyeşil bir nur gelip çevreler her yanı. Hızır Aleyhisselam, Abdülkadir Geylani Hazretleri ve Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri ve daha birçok evliyanın ruhları orada hazır olur. O, bu harika hallerle kendinden geçer gibi olur. Ne dile gelir bu olanlar, ne kalemler yazabilesidir, ne söze gelebilesi. Sonra bu üç büyük ona evliyalıkta pek büyük bir derece olan Gavslık makamının müjdesini verirler. Ve kendisine bir şerbet içirilir ki bu muhabbet şerbetidir. İçer içmez geçer kendinden. Manevi perdeler açılır. Ruhu anlatılamayan yüksekliklere kavuşur. Biraz sonra halk tarafından fark edilip kuyudan çıkarılır. Fakat İsmail Fakirullah Hazretleri içtiği muhabbet şerbetinin tesiriyle bambaşka bir haldedir. Bundan böyle o artık adeta yürüyen bir meşaledir ki için için yanmaktadır aşkı ilahiyle. Tam 8 yıl boyunca bu aşk halinde kalır ve görüşmez kimseyle. Sadece Abdülkadir isminde biri vardır görüşebilen. İsmail Fakirullah Hazretleri bu halden kurtulunca talebelere evliyanın feyzlerine kavuşturacak yolları ve incelikleri öğretir. O, hastaların ziyaretçisi, fakirlerin sığınağı, Allah'a kavuşmak isteyenlerin en büyük rehberidir Tillo'da. Dargınlar onun arasıyla barışır, insanlar kaynaşır, kucaklaşır bereketiyle. Bir gün Tillo'nun kuzeyindeki bir kale beyiyle Van'daki bir paşa arasında bir anlaşmazlık olur. Şirvan beyi kendince haklıdır, fakat paşa 1000 askerle kuşattığı kaleyi topa tutmak üzeredir. Gönüller onaran insanları birbirine girmek üzereyken, İsmail Fakirullah Hazretleri teşrif eder oraya. İsmail Fakirullah Hazretleri paşaya bir mektup göndererek merhamet etmesini, bey asilik yapmışsa bile affetmesini ister. Fakat paşanın vazgeçmeye niyeti yoktur.
bulutlar emri ilahiyle koşar ve çok büyük dolular yağmaya başlar ki atlar kaçar. Askerler şaşkın bir halde koşuştururlar. Paşa, bir evliyanın Allah dostunun sözünü tutmadığı için pişmandır ve aklı başına gelmiştir. İsmail Fakirullah Hazretleri, dört bir diyardan gelen talebelere nice ilimler ve marifetler kazandırarak memleketlerine güneş gibi doğmaları için gönderir. Kerametleri dolaşır dilden dile ve dini Cenab-ı Hakk'a kulluk, kullarına yardım ve şefkat ve İslamiyet'e hizmetle geçen ömrü 1734 yılında nihayet bulur. Büyük Evliya İsmail Fakirullah Hazretleri buyurdular ki, tevekkül etmek, teslim olmak, sabretmek ve rıza göstermek, Allah-u Teala'ya varan yolun esaslarıdır. Sabrın başlangıcı çok acı, sonu bal gibi tatlıdır. Allah-u Teala'dan razı olandan, Allah-u Teala da razıdır. Kazaya rıza, evliyanın şanındandır. Marifet, iki dünya saadetidir. Muhabbet ise göz bebeğidir. Muhabbet, marifetin meyvesidir. Marifet ise ezeli hidayettir. Aşıkların kalpleri Allah-u Teala'nın nuruyla aydınlanır. Konuşurlarsa dudaklarından nur saçılır. Dünya çocukların oyuncağıdır. Hayaldir. Batıl bir rüyadır. Haraptır. Her şeyi bırak. Allah'a dön. İbadetlerin en üstünü Müslümanlara din ilmi öğretmektir. İlimlerin en üstünü de namaz ilmidir. Çünkü o, müminin miracıdır. Sen, farzları vaktinde, sünnetleriyle beraber kıl. Mümkünse, cemaati de kaçırma. İslam ahlakı. Teyemmümün farzları üçtür. Abdest almak için lazım olan teyemmümle, gusletmek için lazım olan teyemmüm, birbirinin aynıdır. Yalnız niyetleri farklıdır. Bunun için bu iki teyemmümden birisi diğeri yerine kullanılamaz. 1. Niyet etmek olup bu şarttır. 2. Ellerini pak toprağa vurup yüzüne kaplayarak meshetmek. 3. Ellerini bir daha toprağa vurup önce sol eliyle sağ kolunun ve sonra sağ eliyle sol kolunun her tarafını meshetmek. Bunlar dahi rükündür. Maliki'de ve Şafii'de teyemmüm, namaz vaktinden evvel caiz değildir. Ve bir teyemmümle birden fazla farz kılınamaz. 6 şeyle teyemmüm yapmak caiz değildir. Meğer o şeylerin üstlerinde toprak tozu buluna. O şeyler şunlardır. Demir, bakır, tunç, kalay, altın, gümüş ve bütün madenler. Sıcakta eriyen bu metallerden ve sıcakta yumuşayan camdan ve üzeri sırlanmış porselenden mada her şeyle teyemmüm caizdir. Lakin toprak cinsinden olmak şarttır. Bir toprağa bevledilmiş, sonra kurumuş olsa orada namaz kılınır ama o yerden teyemmüm olunmaz. Teyemmüm yapabilmek için suyu aramak ve arayıp bulamamak ve bir Müslüman ve adil kimseye sormak ve o adil dahi salih olmak şartındandır. Teyemmümün şartları 5'tir. 1. Niyet etmek. 2. Meshetmek. 3. Teyemmüm ettiği şey toprak cinsinden olmak. Toprak cinsinden olmazsa üzerinde toprak tozu bulunmak lazımdır. 4. Kullandığı yer cinsi şeyin veya tozun pak olması lazımdır. 5. Suyun istimaline hakikaten veya hükmen kudreti olmamak. Hastalıktan sonra kollardaki ve ayaklardaki halsizlik de özürdür. İhtiyarlardaki halsizlik de böyledir. Bunlar namazlarını oturarak kılar. Bir kimse suyu bulsa ama suyun bulunduğu mahal bir milden ziyade ise teyemmüm caizdir.
bir milden eksik ise ve vakit geçmeyecekse teyemmüm etmek caiz değildir. Ve eğer bir kimse suyu arasa ve bulamayınca teyemmüm edip namazı kıldıktan sonra suyu görse namazı iade etmez. Bir kimse binekli olsa, inerse yoldaşları onu beklemese atının üzerindeyken teyemmüm eder ve ima ile namazını kılar. Yol korkulu veya hava soğuk olur ve guslederse hasta olması muhtemel bulunursa teyemmümle namazını kılar. Yola gidenin heybesinde bir kiremit veya bir tuğla bulundurması lazımdır. Zira teyemmüm edecek olsa, ortalık yaşsa o zaman tuğla ile teyemmüm eder, namazını kılar. Merhaba kıymetli seyircilerim. Bugün de sizlere Gümüş Hacıköy'de devam etmekte olan ve insanlık içinde hiç şimdiye kadar ehemmiyetini, önemini pek kaybetmemiş, naylon bile çıksa bir sanattan, kendir ip yapma sanatından bahsedeceğim. Ve kendir ipin yapılışını mutlaka görmemişsinizdir. Gümüş Hacıköy'de böyle bir sanat icra edildiği halde buna bazen mazmancılık deniyor. Amasya Müzesi'nde bunun efendim bir örnek tezgahını kurmuşlar ama orada tabii ip sarmıyor. Böyle kendileri de orada görmüyoruz. Şimdi biz burada geldik. Cemal Usta'nın atölyesinde kendisine de rica ettik. Sizler adına rica ettik. Bize bu kendir ipin yapılışını gösterir misiniz dedik. Bu kendir bitkisi otsu bir bitki. Baharda ekiliyor. Sonbaharda 10. aya doğru sökülüyor. Tarlaya yatırılıyor efendim. Yeşil bu aya kadar. Yatırılıyor ve tarlada iyice kuruyor. Rengi şu rengi alıyor. Ondan sonra tarladan bunları tohumlarını aldıktan sonra demet demet yapıyor. Yük halinde neredeyse onun deposu oraya getiriyor. Deposunun orada su havuzuna basıyor. Tam bir ay önce kurutuyor bakın. Peki yeşilken dedim yapsanız olmaz dedi. Yeşilken renk vermiyormuş efendim. Renk vermiyor, yeşil kalıyormuş. Yeşil bir ip düşünün. Ve herhalde kendi öz suyunu kaybetmediği için de belki de mukavemetini kazanmıyor. Kimyevi bir şey var onun demek ki. Efendim onu bir ay havuzlarda ıslatıyor. Sonra çıkartıyor. Alıyor efendim eline. Her bir dalı. Ucundan kırıyor. İçinden hop bu ip şeyi çıkarıyor. Efendim kendiri. Bu kendir maddesi. Sadece boru gibi koca 3 metrelik bitkinin içinden şöyle bir şey devamlı çıkıyor efendim. Muzun içinden çıkarır gibi onları çıkarıyor, bir kenara koyuyor, çıkarıyor koyuyor. Sonra onları getiriyor. Fazla sıkı bir paket yapmadan böyle ip imal eden ustalara satıyor. İşte bunun eğirme tezgahı bu. Bu kendir ipin eğirme tezgahı bu. Bu böyle dönüyor. Şurada iki tane makara, iki tane ip var. Şurada da bir tane dönen makara var efendim. Ve bunun ucunda da şöyle bir kancası var. Bütün marifet bu kancada. Bu kancayı şimdi usta takıyor. Ben o yaptıkça size de anlatacağım efendim. Takıyor buradan. Yeni bir ip yapıyor efendim şimdi bakınız. Evet taktı. Şu ipi de beline doladı efendim. Bakın bu ipi buradan çekti. Kendi yürüdükçe şu makaralar dönüyor. Bu makaralar bunu çeviriyor. Bu da bunu çeviriyor efendim. Bakınız. Evet. Gidiyor. Bir durursa. Bakınız ip oldu bile efendim. Keselim bir miktar gönderelim. Bakın. Devam ediyor. Devam ediyor. Ancak bu ipin her yeri aynı kalınlıkta oluyor. İşte ustalık burada başlıyormuş. Ben yapmaya kalktım. Bir tarafı böyle bombe. Böyle karışık bir şey oldu efendim. Adamcağızın malını da zayi ettik. Burada incecik istediği incelikte yapıyor. Ve böyle ta başa kadar gidiyor. Tabii bu kendir bitkisinin boyu 3 metre.
İçinden çıkan lifin de uzunlukları 3 metre 3 metre. Ama öteki 3 metreyle bu 3 metre birbirinin üzerine bine 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 gidiyor. Bütün marifet ustanın elinde, bunun tam bir ayarında demet yapılıp bükmeye vermesiyle oluyor. Bakınız şunlar olduğu gibi yapılmış. Her biri hazır. Hazır ama neye hazır? Kaç kat yapacaksa ona hazır. Şimdi buradan 3 katı alıyor. Bu 3 katı sarıyor, 1 yapıyor. Şu 3 katı alıyor, bunu da 1 yapıyor. Etti 2-3 kat. Bir 3 kat daha alıyor, onu da 1 yapıyor. Sonra bunları da kendi arasında sarıyor efendim. Ondan sonra bakıyorsunuz, koca devasa vapurları tutan halatlar meydana geliyor. Evet. Evet. Hani var ya efendim, atasözü birlikten kuvvet doğar diye. İşte burada da lifler, bakınız tek tek lifken ben onu böyle iki parmağımın arasında bile koparabiliyorum. Ama şunu koparamıyorum. Neden? Bir birlik hasıl oldu. Sonra bunları üçlü üçlü yaptığımız zaman yine birlik hasıl oldu. Ve daha da üçleri de üçleyince dokuz olduğunda efendim artık herhalde kamyonu çekecek hale geldi. Daha kalınlaştırdığınızda bu sefer vapuru da bağlayacak hale gelmektedir. İşte el emeği olan, el ustalığı ihtiyacı duyulan ve ev geçindirecek durumda olan bir meslek. Ama bu mesleğin ham maddesi artık bu coğrafyada çok fazla yetiştirilirken şimdi yetiştirilemez olmuş. Diyeceksiniz ki naylon vurmuştur canım bunları. Bunun da buna göre yeri var efendim. Her şey naylonla hallolmuyor. Yani naylon iple bağlayamayacağınız, bilhassa gıda maddeleriyle ilgili bağlama işlerinde mutlaka bu tip şeylerin kullanılması belki yasal yönden de zarureti var. Çünkü naylonun gıdaya direkt temas etmesinde bazen sakıncalar oluyor. Kullanmış naylonları o oluyor bu oluyor. Ama burada tertemiz, bakınız. Organik. Domatesi organik istiyoruz, biberi organik istiyoruz. İpi aman organik olmasa, anorganik olsa da olur diyoruz. Biz tabii kimseyi tenkit etmek için değil, biz burada size bir sanatı göstermeye geldik. Efendim zannediyorum konuyu anlatabildim. Demek ki bunun önemli olanı burada sarmak. Geri kalan da şuradaki iki kazığa, bunları böyle bittikçe alıyor aktarıyor. Bittikçe alıyor aktarıyor, bittikçe alıyor aktarıyor. Orada olduğunda da onları bu sefer şöyle dönelim efendim. Bu tarafa doğru döneyim ben. Burada bir çıkrık daha var. Bu çıkrık böyle şimdi Cemal Usta'nın yaptığı gibi tek kişilik değil, üç kişilik. Üç tane baba yiğit adam lazım. Ki onları üçlü üçlü gruplar halinde sarabilsinler. Bu tabii her zaman olmuyor. Şurayı bir dolduruyor. Epeyce bir yedekliyor, yedekliyor, yedekliyor. Bunu buradan böylece kaldırıyor. Şunu şöyle alıyor. Başka bir kazığı daha dolduruyor. Yani bu kazığın başının sonunu bağladı, bu karışmıyor efendim. Öyle öyle, ama sonra da burada sarıyor. Siparişe göre kaç kat yapacaksa o kadar kat yapıyor. Evet, bu el sanatı anlatımımızı burada noktalıyorum. Ama programı daha noktalamadık. Gidelim bakalım şırıl şırıl akan suların başına. Kendir İp İmalathanesi'ni gördük. Şimdi de Gümüşhacı Köyün 21 lüleli, 21 tane akan böyle suyu olan kayınpınarındayız. 21 tane lüle akıyor şu anda, şıkır 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 burada. Kullanan kullanıyor, kullanamayan bir metre sonra yerin altına girip gidiyor. Buranın üstü açıktı. Her lülenin yerinde böyle taştan bir köşeli kemer tipi bir süs yapılmış. Tabii bu çok ellenmiş. Üstü kapatılmış öncelikle. Yani insanlar su alırlarken ıslanmasınlar karda, yağmurda diye üstü sonradan kapatılmış. Bu çeşme orijinal yapıldığında böyle değildi. Çeşmenin tarihi hususunda pek bilgi yok. Ama bir 2-3 seneden önce yapıldığını bendeniz tahmin ediyorum. Çukura bir yere konmuş çeşme. Sebebi de gelen suyun seviyesi biraz düşük olduğundan normal zemin üzerine yapılsaydı orada belki bu kadar kuvvetli akamayacaktı. Onun için aşağıya indirilmiş. Böyle çeşmeler Anadolu'da
vardır. Ama bu kadar lülelisi az bulunur. Belki Malatya'nın Kernek suyunda bulunabilir. Böyle bol lüleler. Ama burada Merzifon'un hemen yakınındaki orada da çok. Herhalde burada yaşayan kıymetli insanların bir bereketi de olsa gerek. Şurada 3 tane daha lüle yeri olan, şu anda şehir suyu musluğu bağlanmış bir su teknesi var efendim. Bir su havuzu var. Onu da sizlere göstereyim. Şimdi karşıda görüldüğü gibi bu tekne taştan oyulmuş ve çeşmenin yapılmasıyla yaşıt efendim. İki parça halinde yapılmış bu. Yekparesi de vardı burada. Yekparesini bulamadık. Kayıtlarda var. Fakat yekpare su teknesini bulamadık. Bu iki parça U gibi iki tane U böyle yan yana getirilmiş ve bir su teknesi olmuş efendim. Tabanı dahil birleştirilmiş. İhtimaldir ki Horasan harcıyla birleştirildi. Çünkü Horasan harcı suyu da sızdırmaz. Bunun herhangi bir su deposu da yok. Gelen gidiyor oranın da buranın da. Şu anda şehrin çarşı içerisindeki tuvaletle bunun bir kısmına inşa edilmiş. Eskiden sadece çeşme halindeydi. Şimdi ise bu çeşmede caminin şadravanı var, Köprülü Mehmet Paşa Camii'nin. Ama o yetmediği takdirde cuma günleri falan insanlar buraya doluşuyorlar. Burada rahat rahat abdestlerini alıyorlar. Yani Gümüş Hacıköy ilçemiz bu bölgenin su zengini efendim. Su zengini. Güzel bir zenginlik. Çünkü dünyamızı su savaşlarının beklediği şu dönemde böyle 21 lüleli suyun, şimdi diyorlar ki içmeyin, niye içmeyin diyorlar. Su pis olduğundan değil de belediye sağlık kontrolünden geçiremediği için, yetişemediği için bu işe, buna. Tabii içmeyin, bir hastalık falan bulaşabilir. Yoksa hastalıklı değil. Ben de içtim yani bu suçu işledim, bir şey de olmadı çok şükür. Şimdi efendim buradan bir toprağın yüzünde olan aydınlık bir çeşmeye gideceğiz ve programımızı inşallah orada kapatacağız. Oraya gidelim. Kayınpınar'ından sonra şimdi Ağapınar'ına geldik. Ağapınar'ındaki bu çekimlerimiz bu bölümümüzün artık sonu olacaktır. Ağapınar'ı kitabeli çeşmelerin başında geliyor. 9 tane kitabeli çeşme var diye kitaplarda yazıyor ama hepsini kitabeli olarak bulamadık. Zaman içerisinde belki bazı yıpranmalar oluyor. Yani çeşme taşlarından ne isterler efendim? Bunu yüzlerce yıl önce ecdadımız yaptırmış. Dertleri ne yani? Diyeceksiniz ki musluğu alıp götüren adam taşı sökmez mi yani? Onda bir kıymet var zannediyor. Bu taşlar para etmez efendim. Bu taşın kıymeti buradadır. Taş yerinde ağırdır. İşte yer de burası. Efendim bu çeşme Ağapınar'ı. Yaptıranın kim olduğu belli değil. Ancak yapıldığı dönem 1170 senesi yazıyor burada. Yani 1755-56'lara isabet ediyor. Yani Abdülbaki Bey'in büyük hamamı yaptırdığı ve Köprülü Mehmet Paşa, büyük dedesi Köprülü Mehmet Paşa'nın camiini ahşaptan kargire çevirdiği seneye geliyor. Kuvvetle muhtemeldir ki bu çeşmeyi de yine Köprülü Mehmet Paşa'nın torununun oğlu Abdülbaki Bey yaptırmıştır. Görüldüğü gibi bunun mermerden bir su teknesi var efendim. Ve yekpare değil, iki pare, düpare yani. Ama bazı yerlerde maalesef zaman içerisinde herhalde depremlerde falan sallantıyla çatladı. Böyle çimentoyla o ayıbı kapatmaya çalışmışlar. Yani ayıbın üstüne bir ayıp daha koymuşlar. Efendim, Gümüş Hacıköy'de günlerdir çalışıyoruz. Ve Gümüş Hacıköy'deki çekimlerimizin sonuna geldik. Nasip olursa bundan sonraki programlarımızda Gümüş beldesindeki tarihi eserleri vereceğiz. Yani Gümüş Hacıköy'ün esas isim babasının olduğu yere gideceğiz, yerleşim yerine. Bakalım orada ne tarihi hazineler var. Oradaki eserlerin Selçuklu dönemine kadar uzadığını da göreceğiz. Onları da inşallah orada anlatacağız. Gümüş Hacıköy Belediyesi'nin teşvikleriyle, efendime söyleyeyim, katkılarıyla yaptığımız bu seri programların sonuna geldik. Ama Gümüş'teki programlarımızda da
aynı katkıları, aynı destekleri devam ettireceklerini bizlere söylediler. Biz de kendilerine huzurunuza teşekkür ediyoruz. Bugünkü süremizin sonuna geldik. Hoşça kalın efendim.